Merhabalar, muhteşem farklı bir kurabiye tarifiyle geldim. Şöyle bir kurabiye düşünün. Dışı çıtır çıtır, içerisi yumuşak havuçlu kek gibi. İnanılmaz farklı, inanılmaz güzel. Hemen yapımına başlıyoruz, hiç vakit kaybetmiyoruz. Bir adet yumurtamız var. Bu tarifimizin içerisinde katı yağ yok. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Yumurtamızın üzerine döküyoruz. Yarım su bardağı toz şeker. Çok az bir malzemesi var, inanamayacaksınız. Yarım su bardağı nişasta. Buğday, mısır hiç fark etmez. Yarım su bardağı öğütülmüş ceviz. Şöyle çay kaşığının ucuyla birazcık tarçın. Bu şekilde dolu dolu 3 yemek kaşığı kadar ince rendelenmiş havuç. Bu karışımımızı şöyle elimizle yoğuralım güzelce. O kadar güzel bir kurabiye ki inanamazsınız. Yani mutlaka deneyin bu kurabiyeyi. Evet, şimdilik 2 su bardağı un koyacağım. 1 paket kabartma tozu. Ununu yavaş yavaş ilave edeyim. Kıvamını göre göre. 2 su bardağı un ayırdım yan tarafta arkadaşlar. Hepsini kullanmadım. 1,5 su bardağı bana gayet yeterli geldi. Kıvamı bu şekilde olacak. Elinize yapışmayacak derecede yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Ve şimdi cevizden biraz daha küçük parçalarda bölüyoruz. Fırınımı da bu aşamada 150 derecede ısıttım. Şu anda ısınıyor. Kurabiyelerimi yuvarlayıp tepsime yerleştiriyorum. Evet, kurabiyelerimi arkadaşlar pişirdim. 15-20 dakika kadar pişirdikten sonra ılınmaya bıraktım. Soğuya yakınlar şu anda. Soğudular bayağıca bir. Pudra şekerime birazcık tarçın ilave ettim. Daha lezzetli olsun diye. Şimdi kurabiyelerimi pişmiş olan, ılık olan kurabiyelerimi sıcakken yapmayın bu işlemi arkadaşlar. Mutlaka kurabiyelerinizin sıcaklığının çıkmış olması gerekir. Kurabiyelerimizi pudra şekeriyle tarçınlı pudra şekerini buluyoruz. Şöyle kenara alıyoruz. Bütün kurabiyeleri bu işlemden geçiriyoruz. O kadar lezzetli bir kurabiye ki ben de ilk defa yaptım bu kurabiyeyi. İnanamadım hani lezzetine. O yüzden ısrarla söylüyorum mutlaka deneyin. Çok 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 lezzetli. Üzerlerini çok fazla pudra şekeri bırakmanıza gerek yok. Şöyle her tarafını buladıktan sonra hafif silkeleyerek bir kenara alıyoruz. Son işle kurabiyelerimizi de yaptıktan sonra işlemimiz bitecek. Evet, gördüğünüz gibi çok kısa zamanda, çok vaktinizi almayacak, içerisinde katı yağ yok. İnanılmaz lezzetli bir kurabiyemiz oldu. Deneyin arkadaşlar, mutlaka fikrinizi bana da söyleyin.